TETA Teknik Tarım'ın projelendirdiği çiftlikleri gezmeye devam ediyoruz ve gene Trakya'dayız. Kırtlar Lüleburgaz'da Yıldırım Hayvancılık Tesislerindeyiz. Ve yanımızda çiftliğin sağlık teknikeri Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey ile kısa bir söyleşi yapmak istiyoruz. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hüseyin Bey, duyduk ki siz de çiftliğin projesini TETA'ya yaptırmışsınız ve TETA'dan bazı ekipman ve sistemler kurdurmuşsunuz. TETA'dan hangi sistem ve ekipmanları aldınız? Öncelikle işletmemize hoş geldiniz. İşletmemiz 2005 yılında kurulmaktadır. 180 baş hayvandan oluşmaktadır. Bunlardan 80'i sağmaldır. 2005 yılında TETA projesiyle kurulan işletmemizde TETA'nın süt sağım ünitesi, hayvan yataklıkları, hayvan yatak demirleri, gübre sıyırıcısı bulunmaktadır. Peki ben şunu öğrenmek istiyorum. TETA'nın süt sağım sistemi size üretim aşamasında ne tür avantajlar ve faydalar sağlıyor? TETA süt sağım ünitesi özellikle Afemilk programında bize çok büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle hayvanlarda, sağım hayvanlarında mastitis hastalığında ve özellikle bu sıcak havalarda kızgınlık tespitinde gerek bilgilerinde podometrelerden aldığımız bilgilerle bunu en yakın sürede teşhis etmekteyiz. Bu konuda TETA'nın yapmış olduğu bu sistem bizim çok işimize yaramaktadır. TETA Teknik Tarım'ın anahtar teslimi hazırladığı çiftliklerden bir tanesindeyiz. Lüleburgaz'da Sarıkız Çiftliği'nde işletme sahibiyle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Ateş, işletme yöneticisiyim. Aynı zamanda ortağıyım. Hüseyin Bey, duyduk ki çiftlik A'dan Z'ye TETA tarafından projelendirip hazırlanmış. TETA bu çiftliğe ne tür sistemler ve ekipmanlar hazırladı? Biz 97 yılında bu çiftliği kurarken TETA Teknik Tarım'ın aynı zamanda danışmanlık hizmetini de ondan da yararlandık. Biz TETA'dan sahamhaneyi, sahım ünitemizi 2x30 olarak 240 başlık büyük ahırımızı yataklıklarıyla beraber yem sekomuzu homojen, çok sıhhatli bir şekilde yem karışımımızı elde ederek dağıttığımız yem sekomuz var. Onu yem sekosu derken bilmem açısından yem sekosu nedir? Yem sekosu hayvanlarımıza yapmış olduğumuz rasyonun karışımını birleştirdiğimiz bir romork olarak düşünüyoruz. Yem romorku. Yem romorku. Bunun içinde 2 adet dişli keser bıçağı var. Traktörümüzün arkasına bağlanıyor. Bunu döküyoruz. Dökmemizin neticesinde hayvanlarımız hem sıhhatli bir şekilde yemin karışımını da elde etmiş oluyoruz. Hem de daha rahat bir besleme bize imkanı sağlıyor. Yoksa tek başımıza 240 başlık büyük ahıra girip de hayvanlara o rasyonu sağlamamız mümkün değil. Olmuyor. Ondan sonra bizim sahamhanemiz mesela bugün Afikin programlıdır. Afikin programı nedir? Afikin programı bugün fevkalade kullanmayı çözdükçe, tabii biz başlangıçlarda bunu çok çözemedik ama sonradan ama bilinçli olarak biz bunu aldığımız için öğrendik. Öğrendikçe bunun çok kıymetli bir program olduğunu, her şeyini sana hitap ettiğini, yani çiftliğini yönetmekte hiçbir sıkıntı çekmediğini gösterdi. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani Afikim'le bir üretici ne fayda görüyor, neleri takip ediyor? Neleri görebilir? Bugün hayvanımızın ayağında bir podometre var. Bu sahamhaneye girdiğinde okucu otomatik olarak okur. Okuması neticesinde bu hayvanın günlük işte kızgınlığı, ayak yürüme sayısını, ondaki değişiklikleri, her şeyini yukarıdaki bilgisayardan, ekrandan biz bunu görebiliyoruz. Mesela mastitis rahatsızlığı var. Bunu gösterebiliyor. Yani anormalliklerinin tamamını. Kızgınlıkta. Tabii kızgınlığında mesela hayvanın yukarıya çıkmış çizgisi, aşılaman gerektiğini, bütün uyarıların tamamını zaten oradan biz çıkartıyoruz. Veterinerimize bildiriyoruz. Veterinerimiz de suni olarak aşılamasını gerçekleştiriyor. İçeride gübre sıyırıcı gördüm. Gübre sıyırıcısı ki bugün çok faydalı. O sıyırıcı sayesinde en az 2-3 kişi veya 4 kişi veya 5 kişi diyeyim, o sorundan kurtuluyoruz. Bir gübre çukurumuz var. Onun akabinde gübre sıyırıldıktan sonra çukura kayıştırıcı pompamız var. Onu sıvı haline getiriyor. Oradan da arazimize o gübreyi pompalıyoruz. Gübre sorunumuzu da bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. TETA Teknik Tarım'ın ürünlerinden, hizmetlerinden
ve ilgilerinden hiçbir sorun yaşamadık. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının da daim olmasını diliyoruz.